İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çoğu savaşlar mutlak zaferle değil, müzakere yoluyla son buluyor. Çok farklı dönemlerde ve yerlerde Vietnam, Balkanlar ve Sudan'da yapılan savaşlar görüşmelerle son buldu. Bazı savaşlara kalıcı çözümler bulundu, istikrar sağlandı. Diğerlerinde sadece zaman kazanıldı. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin başlamasıyla Afgan hükümetiyle Taliban militanlarının bazı unsurları arasında siyasi görüşmeler yapılıyor. Görüşmelere destek veren Başkan Obama da Haziran ayında siyasi çözüm bulunmadan barışın sağlanamayacağını söyledi. Afgan hükümetini ve ordusunu güçlendirdikçe Amerika toplumsal uzlaşma çabalarına destek verecektir. Buna Taliban da dahil. Müzakereler konusunda tutumumuz çok açık. Görüşmeler Afgan hükümetinin liderliğinde yapılmalı. Afganistan'da barış isteyenler El-Kaide'den uzaklaşmalı, şiddetten vazgeçmeli ve Afgan anayasasına uymalıdır. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanı Andrew Wilder, umutlu olduğunu söylemekle birlikte görüşmelerin kolay sonuç vereceğine fazla ihtimal vermiyor. Aşılması gereken birçok engel, birçok zorluk var. Çok kolay, rahat bir pazarlık olacağını zannetmiyorum. Ancak yine de farklı fırsatları değerlendirmeye çalışırsak bazıları sonuç verir, bazıları vermez. Ancak adım adım Taliban'ın içindeki bazı kesimlerle anlaşmaya varabilir, müzakere ile çözüm yolunda ilerleme sağlayabiliriz. Amerika'nın stratejisi 2014 yılına kadar tümüyle çekilebilmek için Afgan ordusunu ve polisini eğiterek güvenliği devralmasını sağlamak. Çekilme takvimi işliyor. Bir yandan da Amerikan birlikleri Taliban'ı müzakereye zorlamak için baskıyı arttırıyor. Çoğu uzman Afgan ordusunun geliştiğini ancak polisin geride kaldığını düşünüyor. Polisi eğitmek için yapılan milyarlarca dolarlık yatırıma rağmen emniyet kuvvetleri daha çok sorunun bir parçası olarak görülüyor. Baskıcı bir güç görevde ve bunlar halkın güvenliğini sağlamaktansa hükümetin halktan gördüğü desteğe zarar veriyorlar. Öte yandan Taliban'ın hangi kesimleriyle uzlaşma sağlanabileceği veya Taliban'ın ne isteyeceği de belli değil. Afganistan'ın eski Washington Büyükelçisi Taliban'ın baskıyı hissetmiyor olabileceğini düşünüyor. Taliban güneyde büyük baskı altında ancak ülkenin diğer bölgelerinde rahatça hareket edebiliyor. Savaşı tamamen kaybettikleri izlenimi yok. Kaybetmediklerini düşünürlerse müzakerelere katılmaları da zorlaşır. Unutmamak gerekir, Taliban için zaferin tanımı çok farklı. Taliban militanları son dönemde düzenlenen birçok suikastin sorumluluğunu üstlendi. Bunlara Cumhurbaşkanı Karzai'nin kardeşine yapılan suikast de dahil. Ancak Amerika'nın Kabil Büyükelçisi Ryan Crocker'a göre suikastler Taliban'ın zayıfladığını gösteriyor. Bence Taliban artık operasyon yapamayacak kadar zarar görmüş durumda ve yeni toparlanarak ne yapabileceğini düşünüyor. Bazı yerlerde suikast düzenliyor. Irak'ta gördüğümüz tablo da buydu. Elbette bunlar korkunç saldırılar ancak düşmanın örgüt olarak zayıfladığını gösteriyor. Uzmanlar Taliban'ın hükümetin tüm zaaflarından yararlanmaya çalışacağını, yolsuzluğun topladığı tepkiyi görerek bunu da körükleyebileceğini düşünüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.